Bos Çoban Köpeği. Şanlıurfa'nın Bozova bölgesinde bölgeye has Türkiye'nin yeni keşfedilmiş ırkının en iyi örneğidir. Köpeğin ismi Berivan, 10 yaşında. Torunlarının torunları şu an hayatta. Aşağı yukarı 9 yıl Şanlıurfa Bozova'da dağlarda görev köpeği olarak çalışmış ve tek başına kurt çıktığını çok fazla insanın gördüğü, bildiği bir hayvan. İyi bir örnek olduğu için sizlere bu köpeği örnek köpek olarak tanıtıyoruz. Şimdi ilk önce kafadan başlayalım. Şöyle yandan gösterelim. Bakın, alın yapısı düzdür. Dudaklar hafif sarkıktır. Gözler küçük ve kenardadır. Maskeleri genelde vardır. Fakat maskesiz veya silik maskeli olan örnekleri de mevcuttur. Ayak parmakları sürü köpekleri oldukları için Sivas Kangal köpekleri gibi topludur ve bilekte hafif bir açı yaparlar. Fakat kemikleri Kangal köpeğinden biraz daha kalın ve yuvarlak yapıdadır. Arka bacaklarda da görüyorsunuz, orta parmaklar daha uzundur. Topukları, topuk dediğimiz kısım, Orta Anadolu köpeklerine göre daha kısadır ve bacak yapıları daha düzgündür. Özellikle kalça, displezi dediğimiz bölüm. Kuyruk genelde aşağıda sarkık vaziyette durur. Alarm durumunda yukarıya kaldırılır. Derin ve kalın bir göğüs kafesi yapısı vardır. Belleri de incedir. Atletik, koşmaya müsait yapıya uygundur. Bacak boyuyla, yani şu, bakın şu an tam kameraya aldığım boyla buradan yukarıya olan boy eşittir. Kısa bacaklı değillerdir. Çünkü kısa bacaklı hayvanlar sürü koruma görevini yerine getiremezler. Tüyleri çift kattır. Şimdi yakın çekimde göstereceğim. Bakın, elimle açıyorum. Altta pamuk tipi bir tüy tabakası daha vardır. Genel rengi budur. Boz renk dediğimiz. Zaten boz çoban köpeği dememizin bir anlamı da hem bozkır hayvan olmaları hem renklerinden dolayıdır. Hem de boz Anadolu'da yerel anlamda iri yarı, baba it anlamına gelen bir kelimedir. Yüzünü yakından çekiyoruz. Yüzdeki yaraları görüyorsunuz. Bu köpek gerçek bir sürü köpeği. Dudakları sarkık oldukça. Fakat bu köpek Orta Anadolu'nun malaklı dediğimiz köpeklerle hiçbir şekilde akrabalığı yok. Şanlıurfa'nın, Bozova'nın, Boz Çoban Köpeği dediğimiz köpeklerin orijinal bir örneğidir. Berivan, Berivan halen doğurganlık gösteriyor. En son geçen yıl yavrusunu aldık. İnşallah bu sene tekrardan yavrusunu alacağız. Omuz yüksekliği 77 santim. Hiç göstermez. O kadar kalın bir köpektir ki yüksekliğini hiç göstermez. Fakat aynı zamanda da atletiktir. İşte boz çoban köpeği nedir? Böyle bir köpek var mıdır diyen, hatta böyle bir köpek yoktur diyen insanlara ciddi bir cevaptır. Bu köpek kendisine benzeyen çok fazla yavru vermiştir ve asla Sivas Kangal köpeği değildir. Asla malaklı değildir. Aksaray'la, Tuksaray'la alakası yoktur. Orijinal, has ve has bir Türk köpeğidir. Ve bu köpek mastif kırması değildir. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Çünkü yarın bir gün genetik araştırmalar yapıldığı zaman bunların ispatını da sunacağız inşallah. Şu fizik yapısında Aksaray'da bir çoban köpeği bulamazsınız. Orta Anadolu'da bulamazsınız. Bu kafa yapısına sahip alnı düz sürü köpeği de bulamazsınız. Fakat köpeğin dudakları sarkıktır ama kuyruğunu kangal gibi teker kuyruk yapmaz. Ve kemikleri yuvarlaktır, atletiktir. Ayrıca kurtçudurlar. Zaten Şanlıurfa'da bu köpeklere gureh derler. Gureh demek
kurtçu köpek demektir. Yani adı üzerinde, kurda gitmediği zaman hiçbir işe yaramayan bir hayvana neden gureh desinler? Neden bu köpeği beslesin insanlar? Şu kamerada görmüş olduğunuz hayvanı 5000 tane hayvanın bulunduğu, yani sürü koyun, küçükbaş hayvanın bulunduğu davardan, dağdan aldık geldik. Ve hala bu yaşında sürüye gidip gelen bir köpekti. Şimdi İstanbul'da, Bozkenoğlu'da damızlık olarak çiftliğin baş köpeklerinden birisi olarak özenle besleniyor. Düzenli, düzgün besleniyor. Her gün özel ilgisini görüyor. Koyunlarla bir araya tekrardan getiriliyor memleket özlemini gidermesi için. Ve hayvanda dikkat ederseniz bir çökme yok. 10 yaşına gelmiş, belki de 10 yaşını geçmiş bir köpek. Bir çökme yok hayvanda. Çünkü bu altyapısının çok sağlam olduğunu gösteriyor. Sürüde çalıştığı için. Şimdi gözlerini yakın çekeceğim. Şöyle bir kafayı kaldırır mısın? Bakın. Gözlerde, yani neredeyse gözleri gözükmüyor. O kadar küçük gözleri var ki. Bu toz toprak girmesini engelleyen sarkmamış bir gözdür. Yani 10 yaşını geçmiş bir köpek de bugün Orta Anadolu malaklara baktığınız zaman göz altları kırmızı kırmızı sarkar. Daha bir yaşını geçer geçmez sarkarlar. Ama bu köpeğin Anadolu köpeği, Orta Anadolu köpeği olmadığını gösteren özelliklerden birisidir. Kafayı tekrar kaldıralım. Şimdi bakın, yandan alın çatısı dediğimiz alın yapısına bakın, ne kadar düz geliyor. Bakın tam yandan çekim yapıyorum şu anda. Ve ağız ne kadar küt, kalın. Yani eşsiz ve benzersiz bir kafa yapısı var. Ve bu işin Şanlıurfa'daki büyüklerin, bu işin eskilerinin, uzmanlarının davarda kurt yıkmış. Köpek yetiştiren insanların örnek köpek olarak gösterdiği köpek bu köpektir. Yani Bozçoban köpeğinin temeli diyebileceğimiz hayvanlardan bir tanesidir Berivan.